2025'e kadar gideceğimiz süreçte bölgesel çatışmaların daha da alevlendirilmesi söz konusu ve Türkiye'nin bölgeler arasında bir odak ülke olarak seçildiğini de görebiliyoruz. Keza 2050 kitabında, bakın onu bir Yahudi profesör yazdı. Bu 2050 kitabında Türkiye bölgesinin bir süper gücü olarak tanıtılıyor. Yani ama neyin karşılığında? Rusya ile savaşması karşılığında. Hmm. Yani deniyor ki orada o kitapta Türk-Rus savaşı yakındır. Yani bu öngörülen şey, istenilen belki de söyleyeyim onu. Ve Rusya ile Türkiye savaştığında Türkiye bölgedeki güç olacak. Ardından da Türk dünyasına açılacak. Ardından da Türkiye ile İsrail ittifak kuracak diyor 2050 kitabında. Yani küresel manada bir güç olabilmesi için. Şöyle böyle bir politika da uygulanıyor. Şimdi Dünya Ekonomi Forumu'nun böyle Türkiye'yi odağa koyması şaşırtıcı değil. Açıkçası evet, Amerika'nın büyümesi artık istenmiyor. Amerika'nın ipi çekildi. Küresel bir düzen gelecekse tek bir hegemon devletin olmaması gerekiyor. Ve küresel ölçekteki şirketlerin ve şirket üstü, ulus üstü kurumların ülkelere daha fazla etki yapması gerekiyor. İşte DSÖ ile birlikte bu etki geldi, artık gelecek diye demiyoruz. Geldi. Artık ulus üstü, uluslararası bir kurum devlet başkanlarından daha çok etkiye sahip. Daha çok dinleniyor ve bütün devlet başkanları onları dinlemek